Öncelikle hayırlı sabahlar. Güzel bir organizasyonla 2019 miladi yılına başlamış oluyoruz. Şöyle bir algı vardır. Nasıl başlarsan öyle gider derler. Biz de elhamdülillah İstanbul'da, Üsküdar'da sabah namazı ve sohbetle, Lütfü abimizin sohbetiyle başladık. Bir işe nasıl başlarsak aslında o işte böyle devam eder sene içerisinde. Bir namazla başladık, sohbetle başladık elhamdülillah. İnşallah sene içerisinde de bunun böyle olması ve bu namazımızın, kılmış olduğumuz namazımızın hayatımızdaki 2019'daki diğer işlere de yansıması niyetiyle. Abi çorba çok güzel oldu, çok mutluyuz. 2019'a böyle başlamak bizim için çok güzel. Sabah namazını böyle bir vakitte böyle güzel dostlarla başlayarak güne başladık. 2019'a bu şekilde başladık. İkramlar da gayet güzel, keyifli geçiyor. Şu an deniz kenarında simit çay yapıyoruz. Bu da güzel. Allah muhabbetimiz daim etsin inşallah. Çay, simit ve çorbayla ve öncesinde sabah namazıyla başlamış olduk 2019 yılında. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Afiyet olsun diyorum. 2019'un ilk gününde sabah namazında beraber toplanmış olduk. 2019'u inşallah hayırlı bereketli geçer. 365 günü geride bıraktık. Önümüzde tamamlayacağımız bir yıl var. İnşallah bu sabahki gibi güzel hissiyatlarla tamamlamış oluruz. Nice güzel yıllarda buluşmak üzere. Efendim her şey namazla başlıyor ama her şey namazla bitmiyor. Bizler bu yıla hayırlı bir işle, çok güzel bir vazifeyle başladık. Sabah namazı ve sohbetle. Lütfü abimizin az önce sohbette ifade ettiği gibi ömrümüzün sonuna kadar salih ve sadık bir kul olma gayretiyle inşallah aramaya, yaşamaya devam edeceğiz. Allah razı olsun programı düzenleyenlerden. Çok istifadeli oldu inşallah. Rabbim tüm yılın böyle hayırlı, bereketli geçmesini nasip eylesin. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sabah böyle bir programda maneviyatlı bir şekilde dahil olmak gerçekten çok güzel oldu. Düzenleyenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Çay, çorba, bütün ikramlar tamamdı. Sohbetimiz de güzel geçti. Teşekkür ediyorum tekrar düzenleyenlerden. Şu anda Müslüman kardeşlerimi gördüğüm için iç huzuru var. Çorba, sıcak çorba, taze simit. Yani bundan daha iyisi olamaz herhalde. Süper bir duygu. Rabbim inşallah bütün gençlere böyle nasip etsin. Biz de bu içine, sizin içinize katılarak 50 yaşında da olsak gençliğimizi hissettirmeye çalışıyorsunuz bize. Allah razı olsun sizden. Vesile olandan bu işlere. Elhamdülillah Rabbil Alemin. İlk önce Allah'a şükür olsun. Çünkü insan her şey, yani bir iş başlamadan önce Allah'ın rızası, yani arzulayarak başlaması gerekiyor. Ve bugün yani bizim yeni yıla girmemiz için biz Allah rızası için başladık yani. Çünkü sabah namazıyla başladık, bir de sohbet. Bu yani çok iyi bir şey elhamdülillah. Biz her sabah namazla başladığımız için çok böyle bir ekstrası olmadı bizim için. Ama yine de böyle bir lahuti ortamda, Osmanlı'nın bakiyesi çok güzel bir sahil kenarında. İstanbul'un güzelliklerinden bir güzellikle böyle buluşmuş olmak. Hem de gençlerle buluşmuş olmak. Çok güzel bir kıraatla böyle bir efendim tatlı soğuğun ortasında böyle bir faaliyeti gerçekleştirmek olmak gerçekten bahtiyarlık vesilesidir. Allah vesile olanlardan razı olsun. Doğrusu hani bir alternatif program olarak düşünmedik. Yani yeni bir seneye giriyoruz ve biz buna namazla başlayalım, sohbetle başlayalım istedik. Maide suresinin 54. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki kim sizden kim dininden dönerse diyor, Allah öyle bir kavim getirir ki diyor, onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever diyor. Onlar diyor inananlara karşı merhametli, şefkatli, fakat inançsızlara, kafirlere karşı da diyor çok izzetlidirler diyor. Bu Allah'tan bir lütuftur, onu dilediğine verir diyor. Bizim ümidimiz de hakikaten o yürekli, o izzetli insanlardan olmaktır. Bu manada da namaz her zaman bir diriliştir. Sohbet de gönüllere, sadra şifadır. Hayırlı mübarek olsun senemiz ve bundan sonraki senelerimiz hayırlara vesile olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.